fırsat. Dinle abla, abi seni otele çağırdı. Yalnız olacaksınız, konuşacaksınız. Ona hissettiklerini söyle, Tanrı da yanında. Ama bana ne söyleyecek ki acaba? Bunu düşünme, hissettiklerini söyle. Onu gördüğün anda onu sevdiğini söylemek zorundasın abla. Tamam mı? Hadi git artık. Ne duruyorsun hadi? Çantam. Tamam, tamam hadi hadi. Abi işini kolaylaştıracak. Sadece ona içindeki duygularını aç. Tamam mı? Bunlar eski tasarımlar. Bize yenileri gösterin. Bırak ya. Nereye gidiyorsun? Buraya gel de kınanı yaktır. İşte bu haksızlık ama. Nişanlanan kişi benim. Burada kına yaktırması gereken kişi ben değil mi? En azından bugün beni bundan mahrum etmeyin. Neden öyle diyorsun? Bugün senin günün. İstediğini yapabilirsin. Gel. Kimse seni durduramaz. Abla, ben kına yaktıracağım. Bu arada sen de sana verdiğim işi halletmeye git. Tamam mı? Görüşürüz. Büyük anne. Rage'yi nereye yolladın kızım? Büyük anneciğim, bu ablamla benim aramdaki bir sır. Bunu nişan hediyem olarak düşün. Tamam. Hadi, kına yaktır. Anne, o hediyeleri Robin de getirebilirdi. Neden Prag'a gitti ki? Çünkü Bülbül Prag'ın kardeşi, Robin'in değil. Ama anne... Tek kelime etme. Sen git, tatlıları kontrol et. Hala gelmediler. Onları dağıtmamız lazım. Sana da bir iş vermeden önce ortadan kaybol. Yoksa çalışmak zorunda kalırsın. Hemen kaybol bakalım. Lütfen Tanrım, ablamın yanında ol. Ona abiye açılabileceği cesareti ver. Lütfen, lütfen, lütfen Tanrım. Bundan daha iyi bir nişan hediyesi olamaz. Alo? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiç mi? Beni özlediğini sanıyordum. Seni mi? Neden seni özleyeyim ki? Öyle mi? Demek özlemedin. Söylesene. Neden telefonu açınca gülümsemeye başladın? Gülümsediğimi nereden biliyorsun sen? Bülbül, ben daha bir sürü şey biliyorum. Hatta şu anda ne yaptığını da biliyorum. Şu anda elindeki kınada adımı okuyorsun. Öyle değil mi? Bunu nereden biliyorsun? Sen buradasın değil mi? Ha? Beni görebiliyor musun? Söyle hadi. Ne zaman beni özlesen kendimi sana yakın hissediyorum. Varlığımı hissettin mi? Tam yanındayım. Yanı başında. Öyle mi? Bugün nişanlanıyoruz. Bu yüzden romantik konuşuyorsun. Nişan yüzünden değil. Bunu sen yapıyorsun. Nasıl yani? Bunun sebebi gülümsemen. Sen gülümsediğinde zamanın ya da hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Ve bundan sadece gözlerin sorumlu. Gözlerin etrafındaki her şeyi güzelleştirebiliyor. Bundan sen sorumlusun. Ne zaman duysam başka hiçbir şey düşünemiyorum. Aklımı başımdan alıyorsun. Bundan ellerin sorumlu. Ne zaman ellerini tutsam endişelerimi hemen unutuyorum. Ve tek şeyi görüyorum. Birlikte yaşayacağımız hayatı. Alya, lütfen kendini kontrol et. Lütfen ağlama. Onun suratını parçalamak istiyorum. Rab nasıl gülümsemesini gördükten sonra dünyayı unutur. Onun gözlerini oymak istiyorum. Demek Rab her şeyi onun gözlerinden görmek istiyor. Onun saçlarını ve ellerini keseceğim. Onu öldürmek istiyorum. Onları ayırmak için elimden gelen her şeyi denedim. Ama birbirlerine o kadar yakınlaştılar ki. Asıl ben Prab'ın hayatında atıldım tabii.
Tanrı'dan o her şeye dayanabilirim ama Rab'ın başkasını sevmesine dayanamam. Bunu yapamam ben. Yapamam bunu. Ne yapacağım ben? Alya, neden Rab'ın onda sevdiği şeyi yok etmiyorsun? Anlamadım. Yani lekeler hiçbir şeye yakışmazlar, değil mi? Rab onun güzelliğini övüyor. Peki ya eskisi gibi görünmezse? Ve inan bana öyle olursa, bırak onunla evlenmeyi, onunla nişanlanmaz bile. Bu olursa Rab'ı kendime çağırmam gerekmez. Bana kendi gelir. Rab bana geri dönecek. Ama bunu kim yapacak? Bunu kim yapacak? Ben yapabilecek birini tanıyorum. Seni bunu yapabilecek bir adamla tanıştıracak bir inşaatçı tanıyorum. İstersen hemen onunla konuşurum. Eğer istersen tabii ki. Çok teşekkürler yenge. Teşekkürler. Bu son mutlu dakikaların Bülbül. Çünkü hayatının geri kalanı senin için ceza olacak. Çiçek alır mısınız? Size şans getirir. Tamam, ver bakalım. Ah Tanrım, bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Bana duygularımı açacak güç ver lütfen. Tombiş bu çiçekleri görünce çok sevinecek. Yoksa gereksiz yere benimle tartışır. Balon alın! Balon alın! Balon, balon, balon alın! Balon almak mısınız? Abla! Balon alır mısın? Senin yeni adın Tombiş. Ne kadar? 30 rupi. Üstü kalsın. Teşekkür ederim. Sesi üzgündü ama bu balonlar onun moralini düzeltebilir. O zaman korkmadan duygularımı da açabilirim. Baksana Canki, abi gibi bir damadımız olduğu için çok şanslı olduğumuzu kabul etmelisin. O bir oğuldan öte istemediğimiz halde bize hediyeler yollamış. Bana yolladığı elbiseye baksana, ne kadar güzel. Bu renk bana çok yakışıyor. Haklısın ve baksana, bana ne kadar güzel bir elbise yollamış. Evet. Evet, elbiseme bakın. Benimki en güzeli. En güzel elbiseyi bana yollamış. Baksanıza. En güzel. Hepsi de güzel. Bütün kutulara yollayın demiştim. 2 saat sonrası geç olur. Yarım saat içinde yollayın. Bakın kızım nişanlanıyor. Endişelenmeye başladım. Tamam. Peki peki. Hoşçakalın. Al. Farkında mısınız? Siz dalga geçerken ben durmadan çalışıyorum. Yapacak çok işimiz olduğunu görmüyor musunuz? Sarla kızım, sen neden söz ediyorsun? Bülbül evde yok. Sabahtan beri aramadı. Ne telefon etti ne de mesajı attı. Ragı'yı arayıp neler olduğunu sormanı istemiştim. Aradın mı? Evet evet, onu aradım. Bülbül her zamanki gibi dalga geçiyordur. Endişelenmeyin dedi. Ay Tanrım. Peki nerede bu? Ne zaman dönüp kuaföre gidecek? Ne zaman hazırlanacak? Ne zaman nişanlanacak? Şimdi böyle evlenirken kim bilir ne kadar uğraşacağız. Anne hiçbir şey zamanında yapmıyor. Sana çekmiş işte. Ben ne zaman öyle bir şey yaptım, söyler misin lütfen? İlaçlarımı almak için senden 1 saat önce su istedim. Peki suyu getirdin mi acaba? Amanın, telefonda şeker siparişine dalıp unutmuşum anne, özür dilerim. Hemen getiriyorum. Aa, oldu. Umarım bugün getirirsin. Babaanne, ben sana su getirmiştim ya. Neden teyzemden istedin? Sen sus. Benim numaram bu. Sarla ne zaman böyle paniklerse ona bir iş veriyorum. Böylece endişelerini unutuyor. Bu iyiymiş. Ben de annemde deneyeyim. Ne dedin? Ne dedin sen? Bir şey demedim. Acaba nişanda hangi şarkılar çalacak diyordum, evet, da. Bakın bu da geçen seferki gibi boş olmasın. Yeni ışıklar kullanın, tamam mı? Her şey kusursuz, hayır, olmalı. Hayır, çünkü aynalarını istemiyoruz. Değiştirin. Neden orada duruyorsunuz? Hadi yürüyün, hadi, hadi, hadi işinize hadi, bakalım. Hadi, iş yapmayan kalmasın. Hadi bakalım. Biz de elektrikçiyle konuşalım. Evet, sana söylemeyi unuttum. Gel bak. Hadi.
Bülbül, iyi ki geldin. Gel, biraz büyük annenle otur. Yürü, yürü, yürü. Evet, evet. Dekorasyon harika olacak. Ne kadar? 50.000 mi? Bu çok fazla. Bu gerçekten çok pahalı. Sadece yüzüne asit atacaksınız. Şşt. Ne istedim ben? Atom bombası mı? Neden bu kadar istiyorsunuz? Bakın, size 20.000'den fazla ödemeyiz ona göre. Hı? Ah, iyi. O zaman anlaşalım. 30.000. 30.000 rupi diyelim. Hı? Ama bakın, eğer kabul etmezseniz başkasını ararım. İşte böyle. 30.000'e anlaştık o zaman, tamam mı? 20.000'i kurtardım. Alya, bu tamam. Ama Bülbül'ü nasıl dışarı yollayacağız? Bu renk koyu değil mi? Güzel bence, çok güzel. Büyük anne, bir sorunumuz var. Ne oldu? Bülbül'ün düğünü için bir şal seçmiştin ve bugün alacaktık. Bugün son gün çünkü. Ne olmuş? Gidip al. Evet, gidecektim ama abiyi bilirsin. Bana sadece benim yapabileceğim bir görev verdi. Mitali yenge de Banti ve Babli ile meşgul. Tanu da işine gidecek. Prakya da evde değil, yoksa ona söylerdim. O hemen hallederdi, Alya, bunu yapardı. Ben gidip alırım, merak etme. Ah, olmaz Bülbül, sen gidemezsin. Sen bugün nişanlanacaksın sonuçta. Ellerine kına da yapıldı. Kına yapıldıktan sonra gelinin evden çıkmaması gerek, değil mi büyük anne? Evet evet, bu doğru. Bu benim nişanım ve o şal benim için önemli. Lütfen gideyim. Bülbül, gitmeni istemiyorum ama. Gitme. Büyük anne, lütfen gideyim. En azından bu kadarını yapayım. Lütfen. Beni dinlemeyeceksin değil mi? Teşekkür ederim. Bana adresi ver. Çok teşekkürler Bülbül. Bizi kurtardın. İşte adresi, telefonu ve şalın faturası burada. Bununla alabilirsin. Ve yenge, bir iyilik yapsana. Satıcıya telefon et ve Bülbül'ün şalı almaya geldiğini söyle. Aa, tabii. Alo? Evet, geliyor. Ne zaman mı? Şimdi çıkıyorum. Yarım saate orada olurum. Yarım saate orada olacakmış. Evet. Ne? Tamam, bir dakika. Neden fotoğrafımı çektin? Evet Mitali yenge, ne kabasın. İzle olmadan neden fotoğrafını çekersin? Çok üzgünüm Bülbül. Fotoğrafını satıcıya yollayacağım da. Öyle mi? Yoksa şalı kimin almaya geleceğini nereden bilecek ki? Ama istersen silebilirim. Tamam tamam, önemli değil, yollayabilirsin. Emin misin? Evet, yollayabilirsin. Peki, ben gidiyorum. Kızım, dikkatli ol. Büyük anne, lütfen endişelenme. Çok teşekkürler Bülbül. Bir şey değil. Dikkatli ol Bülbül. Peki. Kendi mezarını kazmak diye buna denir işte, değil mi? Ona Bülbül'ü yolladığımız adresi yollayacağım şimdi, tamam mı? Alya, 30 dakika sonra Prab'la birlikte olacaksınız. 30 dakika sonra bir şey elde edemeyebilirim ama Bülbül'ün hayatı sonsuza dek değişecek. Bunu Tombiş'e açıklamalıyım. Çünkü Tanrı'nın ailesi gelince çok geç olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neden balon aldın? Banti ve Babli yanında değil mi? Hayır. Senin için. Bana balon mu aldın? Çocuk muyum ben? Sen aklını mı kaçırdın ha? Bana tombiş dediğin için aldım. Bana benziyor ya. Balonla aramdaki farkı
Sana göstermek istedim sadece. Şimdi sana... Kendime hakim olmalıyım. Sakin olmalıyım. Çünkü eğer bana kızarsa hiçbir şey dinlemez. Balonlar çok güzelmiş. En sevdiğim renkler sarı, mavi, yeşil. Pembe bile var. Ne güzel. Teşekkür ederim. Bu güzel balonlarla bana sürpriz yapacağını bildiğinden ben de sana bir şey aldım. Hastalıklı çiçek. Şaka şaka canım. Sarı çiçek. Al. Sana aldım. Bu çiçekler bana mı? Ama dikenleri senin için. Ne? Yani sana verdim. Tabii ki senin için. Ne oldu? Bugün ne kadar da cömertsin böyle. Sen de çok cömertsin. Ha? Bana güzel balonlar verdin. Burada gökkuşağının tüm renkleri var. Ne tatlı. Şey, bunlar ne kadar tuttu? Ben çiçeklerin parasını sordum mu? Zaman kaybetme abi. Sadede gel. Şey, burası güzelmiş. Daha bu sabah açıldı. Susadın mı? Hayır. Aç mısın? Hayır. Çay? Olur. Garson bey, iki çay lütfen. Çay değil, çay değil, kahve. Kahve, kahve seviyordum. Kahve sevdiğimi bilmiyor musun sen? Evet efendim. Hadi, iki kahve. Peki efendim. İki. Onu görünce çok heyecanlanıyorum. Nasıl söyleyeceğim? Tombiş de bir şey söylemek istiyordu. Önce o söylesin. Sonra ben söyleyeyim. Tombiş, bana bir şey söylemek istiyordun. Evet. Ha. Ama sen de bir şey söyleyecektin. Önce sen söyle. Önce ben söyleyemem. Önce hanımlar. Patronluğu evde tasla. Burada önce bayanlar. Önce sen. Sen söyle. Sen. Önce sen dedim. Önce sen. Önce sen. Önce sen. Affedersiniz. Parti var da. Kutlu olsun. Sen. Önce sen. Bak, sana bunu her zaman söyleyebilirim ama beni buraya sen çağırdın. Hem de özel olarak çağırdın. Yani önce sen söyle. Önce sen söyle dedim. Nasıl söyleyeyim? Söyleyemem. Neden anlamıyorsun? Söylemezsen patlatacağım. Konuş yoksa patlatırım. Konuş. Siz evlisiniz değil mi? Evet. Görücü usulü mü? Zorlama usulü. Önemli değil. İlk zamanlarda böyle olur. Anlamadım. Bir süredir arkadaki masadan sizi izliyorduk. Birbirinize bir şey söylemek istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz, öyle değil mi? Evet. Yani? Yani biz de size yardım etmeye karar verdik. Olur mu? Sizin söyleyeceklerinizi biz söyleyeceğiz. Siz de zorlanmayacaksınız. Ama nasıl? Benim karın olduğumu farz et. Sana seni sevdiğimi ve hayatımı seninle geçirmek istediğimi söylemek istiyorum. Ve sen de benim kocan olduğumu farz et. Sana dünyanın en iyi eşi olduğunu söylemek istiyorum. Ve ben de seni seviyorum. Hem
Aferin oğlum. İşte bu. Aferin kızım. Aferin. Sorununuzun ne olduğunu biliyorduk. Bakın ne kadar kolay çözüldü işte. Gördünüz mü? Şimdiki adım sizin kızım. Ne adımı? Daha fazla bekleyemeyeceğim. Yani bülbül gözlerimin önünde mahvolacak. Bu çok eğlenceli olacak. Ve bu defa bundan kurtulamayacak. Bundan emin olmamız gerekiyor. Merak etme. Bunun olmamasını garanti edeceğiz. Gidelim. Ben de geliyorum. Üç kişi iki kişiden çok daha iyidir. Ha? Bir sonraki adım aşkını ifade etme. Ne? İzle. Biz yapacağız. Sen de bizi izle. Ve aynısını yap. Mutlu yıl dönümleri. Mutlu yıl dönümleri. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi sen de yap. Kocana olan sevgini göster ona hadi. Hadi bakalım. Çekinme. Hadi. Öp onu. Hadi genç adam. Hadi kızım. Ne bekliyorsun? Hadi. Öpsene onu. Öp hadi. Rock yıldızı olduğunu biliyorum. Aşk şarkıları söylüyorsun ama aşkını ifade edemiyorsun. Hadi kalk öp onu. Hadi. Öp onu. Biri çantanızı çaldı. Orada. Kim? Yakalayın. Nerede? Çabuk. Tamiş. Çantam. Çiçekler. Çanta burada. Buradaymış. Evet. Her şey yolunda. Emin misin? Evet. O zaman neden? Yani bu... Ama... Nereye gittiler? Nereye gittiler? Burada değiller, değil mi? Bırak elimi. Öptükten sonra mı bırakacaktın? Tam bir şapşal ama tatlı. Zindagiye safar me kat raha hai rasta. Zindagiye safar me kat raha hai rasta. Hum safar to hai magar manzile hai juda juda. Hum safar to hai magar manzile hai juda juda. Adam ne zaman gelecek Mithali yenge? Gelmeyecek mi yoksa? Hayır Aliye, gelecek, kesin gelecek. Bana öyle bakma lütfen, bunu daha önce yapmadım ben. Ama böyle işler yapan insanların sözlerini tuttuklarını duymuştum. Kesinlikle işi yapmaya gelecektir. Görürsün, az sonra burada olur. Peki nerede bu adam yenge? Bülbül her an gelmek üzeredir. Biraz sabırlı ol, burada olacak. Geleceğini söylememiş miydim? O olduğundan emin misin? İçimden bir ses kesinlikle o diyor. Bekle, ben sorarım şimdi. Nereye gidiyorsun? Burada kal. Şşt. Aliye, bak, işten önce parmak işareti yaptı. Yani iş tamam demek istiyor. Neden bana hiç güvenmiyorsun? Bak, işte işini yapmaya gelmiş. Bekle sen, neler yapacağını görürsün. Bülbül düğün şalını almaya gelecek. Ama az sonra o şalı çirkin yüzünü saklamak için kullanmak zorunda kalacak. Aliye, Bülbül çıktı. Bülbül oradaki. Oh.
Aa, tanrım, kim onu kahraman gibi kurtardı? Bu o müteahhit. Bülbül, sen iyi misin? Dokunma bana. Bu ne cüret? Bülbül ama... Ama ne? Beni öldürmek mi istedin? Neden seni öldürmek isteyeyim? Tabii ki beni öldürmek istedin. Beni kurtarma bahanesiyle beni öldürmek istedin. Seni öldürmek isteseydim kurtarmazdım. Lütfen sus, tamam mı? Seni iyi tanıyorum ben. Bahanelerin de öyle. Bülbül lütfen sus. Bana inan, tamam mı? Bak lütfen. İnanayım mı? Düşüncelerin ve niyetin iğrenç senin. Sana nasıl güveneyim? Hey. Seni bırakamam. Güvende değilsin Bülbül. Bırak elimi. Bülbül lütfen bırak. Anlamaya çalış. Lütfen, lütfen. Bırak elimi dedim. Neden? Sen neden bu kınayı sürdün? Neden söyleyeyim? Neden bu kınayı sürdüğünü söyle. Neden bilmek istiyorsun? Neden kına sürdüğünü bilmek istiyorum. Beni rahat bırak. Bir daha da yanıma yaklaşma. Bülbül, beni dinle. Beni mahvedeceğim. Kaldırın. Kaldırın. Hey, kimsin sen ha? Hey. Hey, uyan. Uyandırın onu. Hey. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin? Ne yapmak istiyordun ha? O kıza ne yapacak? Cevap ver. Söyle bana. Hadi adını söyle. Ona ne yapmaya çalışıyorsun ha? Cevap ver bana. Hadi. Seni mahvederim. Seni öldürürüm. Konuş. Konuş. Seni almak. Konuş. Konuşmuyor musun? Görürsün sen. Yürü. Konuşmaya başla. Hadi. 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 Konuş. Konuş yoksa asitle yüzünü yakarım. Hadi. Tamam. Tamam anlatacağım. Tamam. Anlatacağım. Bize doğru bakıyorlar. Ali'ye gidelim buradan. Yürü. Hadi gidelim. Hey! Dur! Hey! Hey! Arabayı çalıştırıp takip et. Hadi arabaya binin. Takip edeceğiz. Neden benim hatammış gibi davranıyorsun? Ben ne yaptım? Hiçbir şey yapmadın. Yani bir şey söylemedin. Konuşsaydın o iki yaşlı bize işkence etmeyecekti. Sorun da bu. İstediğim şeyi söyleyemem. Ne? Ne? Yok bir şey. Sen de bana bir şey söylemek istiyordun değil mi? Sen niye söylemedin? Aslında önemli değil. Burada trafik çok sıkışık. Otur yerine. Otur yerine. Sessizce otur yerine. Ne kadar kötü bir gün. Hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Lokantada bir çay bile içemedim. Oraya geri dönelim. Nereye? Lokantaya. Çay içeriz. Yine o yaşlı çiftliğe buluşuruz ve bundan sonraki aşamayı sorarsa belki bize öneride bulunurlar. Hayır. Bir fincan çay için o kadar riski göze alamayız. Gerçekten mi? Benim daha iyi bir fikrim ne? Var. Dur. Burada dur. Şu çay tezgahını gördün mü? Evet. Oradan çay içebiliriz. Tabii eğer senin rak yıldızı imajına zarar vermezse gidip orada bir çay içebiliriz bence. Yani yol kenarında satılan çay. Evet.
Ben de çok severim ama bu kadar zamandır içmedim ki. Hadi gel benimle, çok eğlenceli olacak, söz veriyorum. Hadi gel Tanu, parti zamanı. Nereye geldik abi? Bugün burada çay içeceğiz. Hayır, çok berbat görünüyor. Gel, gel çay evde içelim. Ne diyorsun? Buranın çayı çok lezzetli olur. Bir kere dene hadi. Abi evde de içebiliriz. Sakin ol, bize iki çay. Tabii ki efendim, lütfen buyurun. Al bakalım. Teşekkürler. Ne zaman kendimi gergin hissetsem buraya gelip bir çay içerim. Bütün sıkıntılar kaybolur gider. Hadi sen de içsene. Nasıl olmuş? Güzel değil mi? Çayın hazır. Abişek. Hoppa. Beni hatırladın. Seni unutmak mümkün mü acaba? Ben de seni asla unutamazdım. Çünkü senden başka rock yıldızı arkadaşım yok ki. Her zaman. Çok değişmişsin. Evet ama sen hiç değişmemişsin. Hala gözlük takıyorsun. Bak şuna. Bu kim? Seninle gelmedi mi? Ben karısıyım. Karısı mısın? Memnun oldum. Nasılsın? Daha hızlı kullan. Onlara yetişmemiz lazım. Şükürler olsun. Bizi kurtardın Alya. Yoksa başımız çok büyük derde girerdi. Ne kadar şanssız bir gün. Önce belediyeci Neil bizi takip etti. Ve şimdi de sıra abiye geldi. O da bizi takip etti. İnanamıyorum, çok kötü. Abim mi? Abim nerede? O şeydeydi, trafik ışıklarında. Beklerken ben onu arabasında gördüm. Sen görmedin mi abini? Neden o zaman bana bir şey söylemedin Mithali yenge? Nasıl söyleyebilirdin? O zaman senin dikkatin dağılırdı. Eğer sen abiye durup baksaydın belediyeci Neil de bize yetişir demen. Yenge neden? Neden anlamıyorsun? Özür dilerim Alya. Bağışla. Ne oluyor buna? Hemen bırak elimi. Dinle dur. Ay, bu ne cüret? Kaçacağını mı sanıyordun? Sen Bülbül'ün yüzüne ne cüretle zarar verdin ha? O benim her sabah ve her akşam bıkıp usanmadan baktığım tek yüz. Ama sen onun yüzünü mahvetmek istedin. Bekle ve sana neler yapacağımı gör. Yo hayır, tamamen yanılıyorsun. Biz öyle bir şey yapmadık. Hayır, yapmadık, yüzümüze baksana. Biz hiç öyle bir şey yapar mıyız? Biz sadece temizlik malzemelerini taşıyorduk ve asit saldırıları hakkında da hiçbir şey bilmeyiz. Ben evde tuvaleti bile asitle temizlemem. Hey! Sen çeneni sakın açma. Masum numarası da yapma. Geçen sefer baban sayesinde bana iftira atmaya çalıştın. Bu sefer hiçbir sözüne inanmam. Hepinizden intikam alacağım, sakın unutmayın. Müfettiş benim. O üç kadını yakaladım. Başka bir kadına daha asit atmayı planlıyorlardı. Onları size getiriyorum. Evet. Dinle bayım. Sakin ol, tamam mı? Bizim seninle bir sorunumuz yok. Bülbül'ün yüzüne zarar vermeye çalıştınız. Eğer ben de hayatınızı cehenneme çevirmezsem bu sözlerimi yutarım. Gidelim. Dinle, çok büyük bir hata yapıyorsun Bay Neil Takur. Ve bu hatanı pahalıya ödeyeceksin. Seni uyarıyorum. Sizden intikam almak için her türlü bedeli ödemeye hazırım. Arabalarını getir. Sen kullan. Ama müziği bu kadar çok seviyorsan neden bıraktın? Elimde değildi. Ben klasik müziği daha çok seviyordum. Ama artık hiç kimse klasik müzik dinlemek istemiyor. Hayır, bu doğru değil. Klasik müziği hala seven bir sürü insan var. Sen sadece biraz daha sabırlı olup daha çok çalışmalıydın. Abiye bak. Mesleğine yeni başladığında rock müziği dinleyen kaç kişi vardı sence?
Ama o başarılı olana kadar denemekten hiç vazgeçmedi. Büyük bir bağlılıkla da denemeye devam etti. Sen de ondan örnek almalısın. Önce müziğe olan bağlılığını arttır bence. Ayrıca çok da sabırlı ol. Ha, bu arada bana telefon numaranı vermedin. Al arkadaşım. Telefonum nerede? Arabada olmalı, ben bakarım hemen. Eminim neden onun olduğumu merak ediyorsundur. Böyle bir huyu var işte. Eğer biri onunla konuşursa hemen vaaz vermeye başlar. Yapmaması için onu ikna etmeye çalıştım ama beni dinlemiyor. Ya dur biraz. Bir daha sakın Pragya hakkında kötü konuşmayı deneme. Senin yetenekli olduğunu biliyorum. Ama karın eşsiz bir mücevher. Sen onda kusur bulmaya çalışıyorsun. Üstelik yanlış bir şey de söylemedi. Müzik hakkında bir şey bilmemesini anlarım ama bizim için müziğin ne kadar önemli olduğunu hissedebiliyor dostum. Tabii sen artık gösteri dünyasına girdin. Etrafında sürekli arkadaşların, hayranların, takipçilerin var. Pragya'nın söylediklerini anlayamazsın. Ama bak, beni iyi dinle. Gösteri dünyasının kadınları güzel olsa da onların duyguları yoktur. Onlar hissetmeyi bilmezler. Sen çok şanslısın dostum. Karın hem güzel hem de zeki. Hem çok duyarlı hem de çok mantıklı. Başkası söylese kaba gelir. Ama onun söyledikleri insanın kalbini titretiyor. Sakın unutma, sen çok çalışarak yıldız oldun. Ama hayat arkadaşın, o senin büyük şansın ve kaderin sana verdiği şansın değerini bilmelisin. Sonunda yapman gerekeni yaptın. Sen neden bahsediyorsun? Lafı değiştirme Bülbül. Pragya'ya neden gittiğini bilmiyor muyuz sandın? Kim söyledi size? Pragya'dan başka kim olabilir? İmkansız. O daha ondan yapmasını istediğim şeyi yapmadı. Size nasıl söyleyebilirdi ki? Sen ondan ne istedin? Söylemek zorunda değilim. Pragya'ya sorabilirsiniz. Bülbül dinle beni. Nasıl davrandığını gördün mü anne? Hem onun hem de senin davranışını görüyorum. Oraya gittiğimiz zaman her şeyi Pragya'ya sorarsın. Ama neden şimdiden sorun çıkarıp endişeleniyorsun? Evet, tabii ki soracağım. Sonra da Pragya ile Bülbül'e iyi bir ders vereceğim. Ha, peki. Sen beni öldürmek istemiştin değil mi? Bülbül, ben neden seni öldüreyim? Tabii ki beni öldürmek istedin. Eğer o adam beni kurtarmasaydı ben şimdi çoktan... Bülbül, seni öldürmek isteyen oydu aslında. Lütfen sus artık, konuşma. Gitmene izin veremem. Güvende değilsin Bülbül. Rahat bırak beni. Bir daha sakın karşıma çıkma. Bülbül, dinle beni. Bülbül! Alo? Abla neredesin? Seninle konuşmam gerekiyor. Mutlaka buluşmalıyız. Ne oldu? Neden her seferinde aynı şey oluyor? Neden her seferinde... O adam karşıma çıkıyor. Ama bu sefer onu bırakmayacağım. Bütün yaptıklarına pişman edeceğim onu. Sakin ol ve sakın korkma. Bülbül, bak bugün nişanın var senin. Sakın o adamı düşünme. Ondan korkarak ya da düşünerek hak etmediği şekilde ilgi göstermemen gerek. Sen... Şimdi hiç merak etme. Ben abiyle konuşurum ve o her şeyi düzeltir. Ha? Peki. Ne kadar büyük bir hata yaptığını bilmiyorsun. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Duydun mu? Hala zamanın var. Bizi aldığın yere geri götür. Gerçekten mi? Yoksa sen bir bakanın ya da polisin kızı mısın ha? Neyle tehdit ediyorsun bizi? Kim bilir kendini ne sanıyorsun? Onu da hala anlamış değilim zaten ya. Abimin kim olduğunu duyunca kendi adını unutacaksın. Onun adı Abi Mera. Ben de Abi Mera'nın kız kardeşi Alya Mera'yım. Ne dedin sen? Ne? Ne oldu şimdi? Adını tekrar duymak ister misin? Abi Mera. Tam ismi Abhishek Prem Mehra. Eğer sadece adını duymakla korktuysan, düşün bir de buraya gelince neler olacaktır. Kumkumbaya düğün salonunu yıkamazsınız. Korktun değil mi? Aklını mı kaçırdı acaba? İnanmıyorum. Bu dediğim benim için tam bir piyango oldu.
Bir seferde iki düşman. Eğlenceli olacak. Ne sanıyordun? Abinin adını duydum diye seni bırakacak mıydım? Çok büyük bir hata yaptın bayan. Abin bana kumkum düğün salonunu yıktırtmamak için hakaret etti. Şimdi bunun da intikamını alacağım. Pragya hem güzel hem de zeki, hem duyarlı hem de çok mantıklı. Başkası söylese kaba gelir. Ama onun söyledikleri insanın kalbini titretmiyor. Pragya'dan boşanacaksan sana layık olmadığını düşünme. Sen ona layık değilsin. Benim demek istediğim, Pragya'ya benim layık olduğum da değil tabii. Ben sadece ona saygı duyuyorum. Onu asla mutlu edemedim ve bundan sonra da edemem. Ama ona daima saygı duyacağım. Tombiş'le tanışan herkes aniden hayran olup çıkıyor. Ne özelliği var anlayamıyorum. Sorun bende mi yoksa? Ya da başka bir şey mi var? Çıkın dışarı. Bak, biz gerçekten kötü bir şey yapmadık. Hem Bülbül çok iyi bir insandır ve ailesi de çok iyidir. Onları çok severim. Ayrıca güzel bir kız. Benim iki çocuğum var. Ben kötü bir şey yapmadım. Evet. Senin suçun bunların yanında olmandı. Sadece deli gibi davranmıyorsun. Gerçekten delisin. Kumkum Bakya düğün salonu yıkılmadan önce seni gördüğümde biraz mantıklı biri olabilirsin diye düşünmüştüm. Ama hayır. Yanılmışım. Sen tamamıyla delisin. Aklın başından gitmiş. Evet. Ben deliyim. Bülbül'e deli oluyorum. Ve eğer biri Bülbül'e zarar vermeye çalışırsa onu öldürürüm. Eğer sen Bülbül'ü seviyorsan ben de Purab'ı seviyorum. Ve bizi ayırmaya çalışan kim olursa olsun onu yok ederim. Eğer Purab'ı seviyorsan neden Bülbül'ün yüzünü mahvetmeye çalıştın? Çünkü beni Purab'dan ayırmaya çalışıyor da ondan. Purab ve Bülbül nişanlanacaklar ve ben bu arada... Dur bir dakika. Ne dedin sen? Nişan mı? Kim nişanlanıyor? Purab ve Bülbül nişanlanacak. Ve ben onların nişanını görmeye katlanamam. Bülbül'ün yüzüne asit atmaya çalıştım. Eğer yüzü parçalansaydı Purab ondan uzaklaşırdı. Ama sen son dakika geldin ve her şeyi bozdun. Sen neler diyorsun? Bülbül bana bunu yapamaz. Anladın mı? Nasıl olur da nasıl bir başkasıyla evlenir? Nişan ne zaman? Bugün. Bugün mü? Evet. Bugün. Alya ondan aklını kaçırdı zaten. Yoksa neden kendini bu kadar zahmete soksun ki? O Purab'ı sağ bırakmayacağım. Benden kurtulamayacak. Bülbül'le nasıl evlenir? Eğer o adamı parçalara ayırmazsam kendimi asla bağışlayamam. Asla. Sen ne cesaretle söylersin bunu? Purab'ı öldürmek ne demek? Eğer bir daha ona yaklaştığını görürsem seni doğduğuna pişman ederim. Bunu kafana iyice yerleştir, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.